Alo. Hadi abicim kalk. Hadi herkes çıktı ya. Selami. Efendim. Ulan yaşlandık be. Yaşlandık mı? Evet. Abicim nereden çıktı şimdi bu yaşlanma meselesi ya? Ne yaşlanması ya? Baksana oğlum. Bizim zamanımızın futbolcularının hepsi teknik direktör oldu. Kafası bembeyaz. Ben bu adamın saçlarının simsiyah olduğu günleri hatırlıyorum be. Abicim bırak şimdi Samet Aybaba'nın saçını başını ya. Kafaya takacak başka bir şey mi bulamadın ya? Hadi gidelim artık. Oğuz Çetin'in de kafasında saç kalmamış. Baksana. Koca adam olmuş. Rıza Çalınbay Denizli'yi çalıştırıyor. Ben onun genç takımdaki halini bilirim. Rıdvan emekli oldu. Galatasaraylı Raşit milli takımı çalıştırıyor. Oğlum hakikaten yaşlandık biz ya. Abicim sen kafayı mı yedin ya? Yaşlandığını hissedecek başka bir şey mi bulamadın? Hey gidi günler hey. Biz daha düne kadar bu futbolcuları seyrediyorduk. Onlar da biz de gencecektik. Onlar teknik direktör oldu, biz dede. Yaşlanmadık abicim, yaşlanmadık. Saçmalama ya. Hani seni bilmem ama ben hala filinta gibiyim yani, gencecik. Artist. Anne artık burama geldi. Ben cep telefonu istiyorum. Oğlum, biz seninle bu konuyu defalarca konuştuk. Konuşmak bir şey değiştirmiyor anne. Konuşuyoruz konuşuyoruz ama benim telefonum olmuyor. Sen cep telefonu sahibi olmak için küçüksün oğlum. Büyüyene kadar da cep telefonun olmayacak. Anne ben büyüyene kadar nasıl geçecek yıllar ya? Bunca yıldır hayattayım. Sadece 11 yıl oldu. Çok yavaş geçiyor bu yıllar ya. Yıllar nasıl geçti be? Jet gibi. Hakikaten ya dur bakayım bir sen ya. Dön bakayım, dön bakayım şöyle. Evet ya. Saçlar maçlar beyazlamış. Biraz çökmüş gibi de geldin bana sanki. Göbek çıkmış. İğrenç bir adam olmuşsun sen abicim. Sahi mi söylüyorsun lan? Yani ne bileyim. Saçlar beyazlamış. Yüzdeki kırışıklıklar desen. Ege sahili gibi. Göbek. Ya ne bileyim bak biraz kendine abicim. Ampul gibi olmuşsun ya. Haklısın vallahi. Saçmalama oğlum. O kadar da değil. Ölmedik herhalde. Çekme abicim göbeğini. Göbeğini çekme. Dışarı bırak. Ya tamam. Göbeğini niye çekiyorsun? O kadar olur. O kadar olur. Allah Allah. Light erkek miyim ben? Erkek dediğim biraz göbekli olur. Zengin gösterir. O senin dediğin marul abicim. Göbekli marul. Bütün arkadaşlarımın var anne. Bir tek benim yok. Anlamıyor musunuz? Emre, arkadaşlarının telefonunun olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bu yaşta bir çocuğun cep telefonunun olması doğru değil. Sana söz, büyüyünce en güzel telefonu alacağız. Siz de amma bilinçli anne babasınız ha. Milletin annesi babası bilinçsiz. Evet, bilinçliyiz. Başkalarının anne babası bizi hiç ilgilendirmiyor. Büyüyene kadar cep telefonu yok, o kadar. Ne yapıp ne edip cep telefonu almam lazım. Ama nasıl? Bir an önce büyümem lazım. Ama nasıl? Bu light erkek doğru söylüyor ya. Benim bir an önce gençleşmem lazım. Kendimi çok koyuverdim.